Arkadaşlar merhaba. Bugün büyük mücadeleyi tamamlamaya çalışacağız. Destem de bu şekilde madenci destesi. Ortalama iksir bedeli 2.1. Eğer karşımıza ağır balon desteleri gelmezse destenin etkili olacağını düşünüyorum. Maçlara geçelim. İlk rakibi buldum. Şu an elimize baktığımız zaman duvar yıkıcıları bölerek başlayabiliriz. Tabii 1x'de oynarken avantaj bizim elimizde oluyor çünkü destemiz çok hızlı döndüğü için rakip iksirini yetiştiremeyebilir. Şöyle tomruk da atalım mezar taşı. Direkt kırılsın. O yüzden 1x'deyken ne kadar hasar verebiliyorsak vermeye çalışalım. Şimdiden bir Dark Goblin'e attım. Okları varmış. Neyse. Desteği döndürmeye çalışalım. Elinde okları ve mezar taşı yokken duvar yıkıcılar atabiliriz. Tamam, destesini öğrenmiş olduk. Mezarlık destesini oynuyor. İki tane büyüsü var ama yani sonuçta büyüleri ağır. Oklar 3 iksir. Yetiştirmesi zor olabilir. Zaten mezarlık attıktan sonra biz arkaya doğru Dark Goblin'i atabiliyoruz. Eğer ona da oklar atarsa zaten yarasalar mezarlığı temizleyebilir. Şöyle en önden bir Dark Goblin'i. Mezar taşını korumak için iskelet kralı da kullandı. Şöyle yarasalar hemen hasar vermeye başlasın. Şu ana kadar kulesine pek hasar veremedik. Şu anda bina kartı hala yaşadığı için duvar yıkıcıları da kullanamıyorum. Ondan dolayı en azından desteği döndürmeye çalışalım. Mezar taşı da şu an kırıldı. Duvar yıkıcıları atalım en önden. Aslında bu destede bina kartı yoktu. Ben ekledim. Topta biliyorsunuz zaten 3 iksir olduğu için pek destenin iksir ortalamasını arttırmıyordu. Şu anda okları elinde yok. O yüzden hemen bir atağa kalkabiliriz. İki tarafa da hasar vermeye çalışacağım. Yani tek kuleyi almamız pek mümkün olmayabiliyor. Zaten atağa aynı yönden geldiğimiz için onun kartları birikebiliyor. O yüzden tersten de kart atmamız lazım. Şimdilik arkadan bir Dark Goblin atalım. Tankımız olmadığı için madenciyi savunmada kullandım. Tekrar bir top atalım. Ekip şu an agresif oynuyor. Bayağı bir iksir harcadı. Bakalım yarasalara karşına atacak. Üstüne alev topu da attı. Şu an iksir az. O yüzden en önden atağa kalkalım. İkinci yarasaları da köprüden atıyorum. Şok birliği atabilir. Şöyle tomruk atalım şimdiden. Gerçi biraz daha uzağa koydu. Dark Goblin de kuleye kilitlendi. Şu an fazlaca hasar verdik. Aslında rakip en önden atağa kalkmak yerine kartları toplasa bu kadar iksir zararına geçmezdi ve uzatmalara gittik. Şimdi aklına geldi herhalde. Madenciyi şu şekilde atalım. Arkaya attığımı düşünebilir. Tomruk da atıyorum. Evet. Son anda aldık zaten. Gerçi onlar köprüye gelmeden ikinci tomruğu da rahatça döndürebilirdik. İkinci rakibi de buldu. Yine elimizde duvar yıkıcılar var. Rakip mezar taşı kullanıyormuş. Acaba aynı desteği mi oynuyorlar? Eğer siz de destenizde duvar yıkıcılar kullanıyorsanız rakibi beklemek zorunda değilsiniz. En azından fazladan iksir harcamak zorunda kalıyor. Tankımız olmadığı için bir top atalım. Bu da mezarlık destesini oynuyor ama farklı bir mezarlık destesi. Mezarlık atabilir diye Dark Goblin'i hazır tutuyorum. Zehri gereksiz attı bence. Bu desteği oynarken genelde tersten de saldırmak gerekiyor. Ondan dolayı sağ taraftan duvar yıkıcıları attım. Valkür kuleye vurmasın diye yarasaları da attım. Zaten şu an kasırgası yok. Hemen bir atağa kalkalım. Yavru ejder yarasaları vururken duvar yıkıcıları da hasar verdi. O yüzden varil tek attı. Belki maçı hemen bitirebilirdik duvar yıkıcılar vursa. Bayağı bir hasar yemiş olacaktı. Neyse hala 1x'teyiz. Hala şansımız var yakalamak için. 2x'e girdiğimiz zaman dediğim gibi biraz daha sağlam atağa kalktığı için
yakalamak daha zor olabiliyor. Ben rakipte buz büyücü olabilir diye düşünmüştüm ama Kraliçenin olması bizim işimize gelir. Çünkü atakta yarasaları kullandığımız zaman buz büyücü hemen öldürebiliyordu. Tersten çıkması gereksiz oldu. Zaten kartlarımın iksir bedeli düşük olduğu için her türlü savunabiliyorum. İkinci madenci de döndü bu arada bir ikisteyken. Şu an mezar taşı yok. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama iki mezarlık oyuncusu da aynı hatayı yaptı. En önden Valkür mezarlık atarak sonucunda hasar aldılar. Eğer karşınızda hızlı dönen bir deste varsa rakip rahatça savunup atağa da kalkabiliyor. Bizim yaptığımız gibi şu an. Tersten de bir atağa kalkalım. Sol tarafı daha fazla savunacağı için belki sağ tarafa daha az iksir atar diye. Şimdiden bir bina kartını atalım. Erkenden özelliğini de kullandı, güzel. Ateş şurada atsak yeterli olur. Yine atağa kalkabiliriz. Tersten de çıkayım dedim ama o da yine aynı hatayı yaptı. Birinci galibiyetin maçında rakibin kasırga atışı düşündürücü. Şu an zaten maç bitti diyebilirim. Sadece iskeletler bile atsak ana kule yardımıyla mezarlığı durdurabiliriz. Yine kartlarını toplamaya çalıştığı için duvar yıkıcılar atalım. Artık çok geç tabi. Kartlarını toplasa da ana kulemiz açık. Dark Goblin'le karşı bakalım ne atacak. Yine kasırgasını kullandı. Evet. Yavru ejder kraliçe ikilisi varken savunmamız zor oldu. Madenciyi defansta kullanmak zorunda kaldığım için şu an sadece duvar yıkıcılarla atağa kalkabiliriz. Yine topu atalım. İlk önce yavru ejderi öldürmek için Dark Goblin'i atıyorum. Bu da arkaya doğru bir zehir attı. Normalde ana kulem açık olmasa ilk önce Dark Goblin'i mezarlığa karşı atabilirdim. Sol tarafı da unuttu bu arada. Hemen yarasaları da atalım. Rakip bir kart atarken ben 3 kart atıyorum. Ondan dolayı iksir yetiştirmesi zor oluyor. Dark Goblin'i hala çok güçlü. En son bir buff gelmişti. Böyle tombuğu da kullanalım. Fix'e girdiğimiz için sürekli kart atabildik. Kolay maç oldu yine. Diğer maça da geçelim. Son rakibi de buldu. Eğer yenebilirsek 12 galibiyete ulaşabiliyoruz. İskeletleri kullanalım. Mızraklar çok vurmasın. Bakalım hangi desteği oynuyor. Hemen bir tombru atalım. Herhalde Mega Şövalye destesini oynuyor. Çarpması veya kar topu olması lazım. Ondan dolayı ateş ruhunu hazırda tuttum. Yarasılarımı öldürebilir diye. Şu an fazla iksir harcadı aslında. Tersten bir atağa kalkabiliriz. Ateş ruhunu atıyorum. Bir şey de yaradı bu arada. Mega Şövalye'yi durdurmak için top atmamız lazım. Bir de arkadaki kartlar için biraz sorun yaşayabiliriz. Erkenden yarasaları attı. Şöyle Dark Goblin'i kullanalım. Mega Şövalye kuleye vurmamalı. Madenciyi yanlış attı bu arada. Dark Goblin yaşıyor. Hemen bir atağa kalkalım o yüzden. Chat'e atabilir. Hemen en önden bir tomruk atalım. Gerçi geriye doğru attı. Kar topunu da kullandığı için duvar yıkıcıları attım. Goblin'i görmemiştim. Arkaya doğru gitti. Öldü sandım ama ona rağmen bir tanesi vurabildi. Yine 1x'teyken hasar bakımından öne geçtik. Gerçi 2x'de kartlarını toplasa bile savunmamız onun destesine karşı güçlü. Zorlanacağımızı düşünmüyorum. Şöyle top atalım. Zaten elimizde tomruk yoktu. Büyümüz olmadığı için şimdiden hasar vermeye devam edelim. Rakibin elinden yarasalar çıkması yine bizim için iyi oldu. Şimdiden tomruk atalım. Tekrar döndürebiliriz hızlıca. Sol taraftan gelir diye düşünmüştüm. Cehennem ejderi orada diye. Neyse hemen çekmeye çalışalım.
Tekrar Tombrough'u döndürdük. Mega Şövalye'yi rahat bir şekilde eritiyoruz. Arkadaki kartlar da ölüyor zaten. Kartopunu yine kullandı. Yarasaları atalım. Bu arada Mega Şövalye'yi de yanlış kullandı. Bence oynadığımız desteden kaynaklı rakip çok hata yaptı. Dark Goblin'i korumak için duvar yıkıcıları da kullandım. Şimdi bu hatayı savunduktan sonra zaten maç bizde. Cehennem ejderine dikkat etmemiz lazım. Kuleye kilitlendiği zaman büyük büyüğümüz olmadığı için cevap da veremiyoruz. Rakibin büyüsü az olduğu için çaresiz kaldım. Sonda iksiri de yetişmedi herhalde. Büyük mücadeleyi tamamlamayı başardık. 12 galibiyete gelebileceğimi düşünmüştüm bu desteyle ama bu kadar rahat olacağını tahmin etmemiştim. Eğer siz de 12 galibiyet için bir deste arıyorsanız önceliğiniz bu deste olmasın. Çünkü zor eşleşmeler geliyor. Biraz daha eğlence amaçlı bir deste dediğim gibi. Eşleşmelere tekrar bakalım. İki kere üst üste mezarlık geldi. Destemiz de hızlı döndüğü için pek sorun çıkarmadı. Bir de sandığı açalım bakalım. En azından bir tane efsanevi verseydi iyiydi tabi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.